Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Sofalar getirdiniz. Topkapı Sarayı'nda iftarı beklerken başlıyor. İki kıymetli misafirim olacak. Onlarla hem sohbet hem muhabbet hem güzel eserler dinleyeceğiz. Ve İstanbul iftarına kadar güzel vakitler geçirmek üzere. İftarın neşesini artırıp paylaşmak üzere Diyanet TV ekranlarından sizlerle birlikte olacağız. Şimdi bir güzel eserle bir konuğum size merhaba diyecek. Ona da girizgah olsun babında şu kadarcığını ifade etmeme müsaade edin lütfen. Ramazan biraz da bizi Yunus Bey'in inceltmek için gelir. Hani o dağdan odunun bile doğrusunu taşıyıp da yahu eğrisi yok muydu dedikleri vakit efendim o dergaha odunun bile doğrusu yaraşır. Eğrisi bu kapıdan içeri giremez diyen Yunus. Hani o sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır? Çiçek eydür derviş baba, annem babam topraktır. Çiçeklerin halini hatırını soran, onlarla ilgilenen, onlarla halleşen Yunus. Hani bir kapının eşiğine yatıverip de Erzurum türküsünü hatırlatırcasına dün gece yar hanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, gene gönlüm hoş idi. Rızayı bize öğreten, sevgiliden gelen her şeye muhabbetle baş göz üstüne diyebilmeyi öğreten Yunus. İşte Ramazan-ı Şerif bir Yunus nefesini üflemek için gelir bize. Yunus'tan bir iz bırakmak için gelir oruç. Bizi biraz Yunus kılmak için duruşumuzu eşyaya, insana, yaradılanı hoş gördük yaradandan ötürü. Göklere yaratılmış her ne varsa ve en son yaratana ve yüzü suyu hürmetine yaratılana bizi biraz daha Yunusça yaklaştırmak için gelir Ramazan. İftarlar biraz bunun temrinidir. Sahurlar biraz bunun hazırlığıdır. Teravihler biraz bunun alıştırması egzersizidir. Mukabeleler alır ve bizi yavaş yavaş işte o kıvama götürür. Ramazan bize bir Yunus vardığı hatırlatmak için gelir işin aslı. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek, seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek, seni. İşte ne varlığa sevinip, ne yokluğa yerinip, bir aşk ile avunup bana seni gerek diyebilen gönüller olalım diye gelir Ramazan-ı Şerif. Ve belki ondan sonra da Ramazan'ı böyle karşılarsak bayramına da gel gör beni aşk neyledi demeye yüzümüz oluverir. Tekrar hoş geldiniz. Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kâne. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyle. Gel gör beni, beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi, bir güzele kul eyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım
Ah coşarım seller gibi. Gel gör beni, aşk neyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Bir güzele kul dost elinden avareyim. Baştan ayareyim. Gel gör beni, aşk neyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Derde gel gör beni, beni aşk neyledi. Bir güzele kul eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Bir güzele kul efendim. Hazreti Fuzuli demiş ki, ahu feryadın Fuzuli incitiptir alemi, ger belayı aşk ile hoşnut isen kavga nedir? Aşıklar hem aşkın belasıyla hoşnut olurlar, eyvallah ederler, hem de o ah ki onların esmasıdır, o da bir kavga gibidir. Fuzuli de sorar, madem ki aşk diyorsun, ben buna razıyım diyorsun, o zaman bu kavganın sebebi ne? Bu niye var? Bir başka arif de belki başka bir yerden cevabını verir onun. Der ki, arif konuşursa aşık, susarsa helak olur. Aşıklar konuşacaklar. Hem ah edecekler, hem söyleyecekler. İşte bazen böyle sadalarıyla, bazen bir şiirle, bazen bir susuşla, bir bakışla, ama hep konuşacak aşıklar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar ekranlarınızın başına. İki kıymetli misafirim var. Biz hani usulen önce İkinci misafirimin de memnun olacağı şekilde kıymetli hocamı takdim edecektik ama ilk misafir size sadasıyla merhaba dediği için ona bir hoş geldin, sefalar getirdin Aykut abi. Canım demem kardeşim lazım. Benim. Eksik olmayın. Sefa çok getir. Teşekkür ederim. Ne güzel geldin abi. Yunus'la geldin bize. Sen öyle gelince bize de Yunus düştü. Ne de güzel düştü. Eyvallah. Ne kadar güzel oldu. Ve kıymetli bir isim konuğumuz Profesör Doktor Sadık Kılıç hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Getirdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür nasılsınız ederim. Efendim? Afiyettesiniz teşekkür inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizleri burada görmekle ayrıca mutluluk duydum. Bu güzel mekanda, eyvallah, bu güzel akşamda ve böylesi güzel bir programda. Eyvallah. Ariflerin adeta otağı olmuş. Şu aranın efendim mısralar düzdüğü, dizdiği, nazmettiği böylesi güzel bir mekanda birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum bu Ramazan akşamında. Allah razı olsun. Allah razı hocam olsun. Hani soracağım sorular başka. Bugün sizinle biraz Kur'an-ı Kerim'i konuşalım istiyoruz. Çünkü evet, Ramazan-ı Şerif içinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği evet, ay. Değerini oradan evet, alıyor biraz da. Evet. Ama bütün konuklarıma yaptığım gibi size de bir sormak isterim. Şimdi böyle bir iftar vakti. İftara doğru vakit ilerliyor. Oruçluyuz. Kalpler yumuşamış, incelmiş. Hafif halsizlik de başlamış böyle tatlı bir mahmurluk. Dima açılmış ve o anda siz buradasınız. Evet. İşte Mukaddes Emanetler evet, Dairesi. Yani. Şu havuzun şırıltısı. Çok, evet. Şu vakitte bu mekanda olmak kalbinize ne söylüyor? Efendim öncelikle ben bizleri izleyen çok değerli, sevgili dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin Ramazanlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak'tan böylesi mutluluk, sağlık, sıhhat dolu nice Ramazanlar diliyorum. Bu dileğimi paylaştıktan sonra şunu ifade etmek isterim.
Tabii şaraful mekan bil mekin, mekanın kıymeti, değeri o mekanda bulunan kişiyle gaimdir, kaimdir, gerçekleşir. Şimdi bu ortam son derece anlamlı, tarihsel boyut olan, manevi boyut olan, sosyal yapımız ve sosyal gerçekliğimiz açısından Topkapı Sarayı hakikaten insanımız için bir mihver nokta oluşturmuş. Böylesi bir mekanda ve aynı zamanda çok kutlu bir zamanda, Ramazan ayında güzel bir amaç için, bir program için buraya gelmişiz. Ve Ramazan'ın hakikaten o bizleri kendi iklimine çeken, manevi ve o deruni dünyasına bizi cezbeden bu ortamında bu konuyu konuşuyoruz. Neler hissediyorum, neler duyuyorum? Tabii Ramazan bir arınma ayı genel olarak, arınma ayı şeklinde niteleyebiliriz. Ama nelerden arınma? Benliğimizi, ruhumuzu, ferdi sosyal hayatımızı kendisine doğru çeken bir takım olumsuz ağırlıklardan, ağırlık merkezlerinden kurtarıp bir bakıma insan olarak, toplum olarak, birey olarak, Müslüman olarak daha bir şeffaf, daha bir hassas, daha bir duyarlı, adeta böyle görünen ama hakikati efendim görünmeyen bir varlığa dönüşme ayı. Hocam çok özür dilerim, evet. Vallahi araya gireyim. Şimdi Ramazan'ın böyle bir arınmayı getirdiği kuşkusuz. Muhakkak. Bizim de böyle bir arınmaya ihtiyacımız oldu. Bu da kesin. Kesin. Ama bu iki arınmanın gelişi ve ihtiyacı bir yerde kesişmesi lazım. Evet. Ne yaparsak işte o arınma potasının içine gireriz. Şimdi tabii bu ne yaparsak arınma potasına girebiliriz. Her şeyden önce Ramazan ayı sanıyorum ki 11 ayın sultanı ya, bizim varlığımız açısından da, mümin kişiliğimiz, şahsiyetimiz açısından da bir anlamda tasfiye, arınma mevsimi, arınma iklimi, zaman aralığı. Bu geriye dönük olarak hani retrospektif ifadesini kullanırlar. Geriye dönük olarak hayatımızın bir muhasebesini, bir sorgulamasını yapmak. Bir bakıma hayatımızın manası, hayatımızın gayesi, neden ve niçinleri konusu üzerinde zihnimizi yormak, bu sorulara cevap verirken en önemlisi burası, özellikle büyük hakikat kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'den cevaplar eşliğinde bu soruları cevaplamak ve bu soruların ışığında zihnimizi, kalbimizi, ilişkilerimizi, sosyal hayatımızı, meta ile olan ilişkimizi, bizi kuşatmış olan bir takım sosyal faktörlerle olan münasebetlerimizi gözden geçirip geleceğe dönük olmak üzere daha güzel bir mevkiye çıkarmak için karar vermek lazım. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? O arınma için ilk olarak bir tefekkür, evet, bir muhasebe. Tefekkür, evet. Evet. Bu şart ve onun evet. yanı sıra zaten evet. ibadetler de o kıvama insanı kuşkusuz. Taşıyor. Kuşkusuz. Ve Kur'an-ı Kerim dediğimiz, evet. Kur'an-ı Kerim'e bir evet. daha evet. geleceğiz ama. Evet. Aykut abi, sakallar ne güzel olmuş Aykut abi bu arada ya, maşallah. Yani muhtelif rivayetler var bu konuda ama ağırlık senin Yok, görüşünde. Gayet güzel. Sakal zaten yakışır Müslümana, pek hoş olmuş. Eksik olmayın. Allah mübarek eylesin. Okuduk böyle Fatiha'sı hocam buradayken ama. Değil mi? Tabii okurum yani, mikrofona da harika okurum. Sağ olun. Ha, yani. Ben de bu vesileyle sevgili kardeşim, hem senin hem sayın hocamızın, Sadık Bey'in, hem kamera arkasında burada ciddi evet. bir ekip var. Onların da Ramazan'ını kutlayayım, hayırlı akşamlar dileyim. Evet. Hem de şüphesiz ekran başında şu an ekranlar aracılığıyla bizleri izleyen değerli seyircilerimizin de Ramazan'ı hayırlı, uğurlu, kutlu, mübarek olsun. Hepimize huzur getirsin, Amin. Barış getirsin, i̇nşallah. Birlik getirsin inşallah. Hocam çok kıymetli şeyler söyledi. Ramazan hiç şüphesiz Kur'an içerisinde barındığı için kutsal, mübarek. Aslında Kur'an ayı. Yani bizim yaptığımız işte çeşitli etkinlikler, işin eğlence boyutları falan, hepsi bunlar birbirini destekleyen şeyler ama asıl olan işte hepimizin kendini bir kez daha sorgulaması, biraz daha içe dönmemiz. Evet. Tefekkürle. Evet. Sonra da ibadetlerimizle bunları değerlendirmek. İşte okunan Kur'anlarla, tutulan oruçlarla, ki zor günlerdeyiz. Aykut Allah abi. Hepimizin yardımcısı Şimdi... olsun. Sadece şunu söyleyeyim. Tabii. Şüphesiz hani
iyi bir Müslüman olmak. Dolayısıyla işte Allah'la insan ilişkisi, işte insanla doğa tabii ilişkisi, insanla insan ilişkisi hepsini gözden geçirmek. Asıl olan daha iyi bir insan olmak diye düşünüyorum. Daha iyi, daha mükemmel bir kainatı, kainat vücuda getirmek. Ya da Cenab-ı Hakk'ın hakikat üzere mükemmel yaratmış olduğu bu kainatı, şu tabii düzeni. Efendim bozmamak, hiç değilse bozmamak ve daha mükemmel bir çıtaya yükseltmek bu şeyi. Evet. Yani buna çaba sarf etmek. Ben buradan İstanbul'u seyrederken bazen arkadaşlara diyorum, teknoloji biraz ilerlese, elimizde şöyle bir tıraş bıçağı olsa ve mesela belirli bir hizanın üstündeki bütün blokları oturduğum yerden Topkapı Sarayı'ndan şöyle budayıversem. Evet. Lazerle falan böyle. Şöyle yaptı mı da onlar kaybolup gitseler. Ya üst katlar. Evet. Evet. Sen de yalnız Topkapı Sarayı'nda dura dura bir padişah edası oluşmaya başladı. Böyle dursam şurada İstanbul silüetini alsam filan deyince. Silüeti tıraş yasak oluyor. Aykut'a bak 150 gün 5 aydan fazla Topkapı Sarayı'nda bulunmuş. Onu diyecektim. Bu kadar doğru. Durmayan padişah var durmayan bu sarayda. Durmayan padişah var yani. Evet. Peki şimdi demin de ben onu soracaktım size. Bir sanatçı gönlü var. O duruş var. O rikkat var. Şu mekan, şu zaman Aykut Kuşkaya'nın gönlüne ne söylüyor? Burası biraz şey herkese gibi. Herkese başka bir şey söylüyor da onun için ısrarla soruyor. Bana biraz zaman tüneli gibi geliyor. Evet. Yani burayı yani gerçekten mukaddes emanetler. Zamanında burası 700 bin dönüm filan bir yermiş yani ilk kuruluşu esnasında. Osmanlı'nın payitahtının kalbi bir yer burası. Yani şimdi herhalde 80 bin dönüm yani yine çok devasa büyüklükler ama kuruluşu itibariyle 700 bin dönümlük bir yerden bahsediyor ve orada soluk alıyoruz olabilir. Şu anda. Nasıl? 70 bindi kurulduğunda 71 şimdi 8 bin. Olabilir abi. 700 bin dönüm deyince olabilir. O çok şey. Olabilir. İftardan sonra bunun yani, bir daha mühim şey yapalım. Değil. Mühim değil ama meram anlaşılıyor. Yani. Evet. Dolayısıyla hem konumu itibariyle hem doğası özellikle de tarihi dokusu itibariyle zaman donmuş gibi geliyor burada. Yani başka bir kimlik var burada. Günlük hayatın içerisinde görmediğimiz, duymadığımız, solumadığımız sesler duyuyoruz. Duymadığımız işte su şıkırtıları, kuş cıvıldamaları. Yani sanki şu köşkten Sultan Murat Han çıkıp bir şey gelecek falan yani. Aykut bir tane de bizim için söyle falan diye. Yani şuradan şuraya çıkarken bile yani her şuradan taraf Bostancı şeyde başı çıkacak. Farklı. O ne çıkacak. Allah korusun. Evet. Birazdan 1. İbrahim oradan kalkacak falan gibi. Evet. Enteresan. Yaşayan bir edası yaşayan bir yer fakat kentin dokusunun tam kalbinde olmasına rağmen onların aslında tamamen dışında. İnsanın geldiği zaman huzur bulacağı bir yer. Yani şu aşağıdaki işte çimenlere serilip piknik yapanlar da bundan çok farklı düşünmüyordur zannediyorum. Yani hemen aşağısı işte Sirkeci, Eminönü. Malum hepimiz yani araç trafiğiyle yol alıyoruz. Yani Unkapanı Köprüsü'nden buraya gelene kadar 40 dakika falan geçiyor. Yani evet. Sıkış sıkış trafik. Ha burada bambaşka bir şey var. Evet. Ve hocam hani büyük bir medeniyetin gözbebeği şu mekan. O medeniyet de hani iki unsur üzerine kendini bina etmiş desek. Birincisi kuşkusuz Kur'an-ı Kerim olacaktır. Evet. Şimdi Ramazan'a o izzeti ve güzelliği veren Kur'an-ı Kerim, Osmanlı'ya şurayı yapan medeniyeti de güzelliğini bahşetmiş. Yine oradan doğru. Evet, evet. Kur'an-ı Kerim bir Ramazan gecesi tanışıyoruz. Nasıl oluyor? O süreci biraz anlatır mısınız bize hocam? Evet. Şimdi İlk Kur'an ayetlerinin nazil olunuşu. Tabii. Önce az önce Aykut Bey'in de ifade ettiği o bu mekanın kalbimizdeki yansısı, yankısına dair hatırıma gelen şeyi paylaştıktan sonra ona geçeyim. Buyurun. Tabii Kur'an-ı Kerim'de malum haliniz bir ayet-i kerime var Cenab-ı Hak. Kullu men aleyhe fen ve yabka veçhu rabbike zülcelal vel ikram. Yeryüzünde olan her şey sonludur, fanidir. Baki kalan efendim Cenab-ı Hakk'ın zatıdır, hakikatidir. Onun veçhidir buyuruyor. Şimdi şu muhteşem mekan bize Allah-u Teala'nın dışındaki her gücün, her kudretin, her kudret sahibinin, her saltanat sahibinin nihayet fani olduğu duygusunu da bize ne yapıyor? İhsas ettiriyor. Evet. Böylece bir anlamda yeryüzünde tevazu ile hareket etmeyi, ölçülü hareket etmeyi, sonsuz kalıcı bir varlık olarak değil de sonlu, ne kadar muhteşem, görkemli eserler vücuda getirirse getirirsin, nihayetinde medeniyetler de sonludur. Ama özü yakalamış olan, o zaman ben de çok havaya yakalamış olan. Yani yabanlar bile gitmiş şurada 5 ay durduk diye. Ya evet, evet, evet. Bu gerçeği de, bunu bir filozof yokluk, şoku diyor.
biz o yokluk kelimesini kabul etmiyoruz. Ama fanilik şoku, fena şoku hakikaten önemli. Her görkem, ihtişam, kudret karşısında bu fena şokuyla yüzleşmek lazım. Şeyde, her şey sondu. Kur'an-ı Kerim'de bu manada ayetler de var değil mi hocam? Bakmaz mısınız o eski kavimlerin elbette, hallerine? Elbette, yani onlar elbette. Onlar oralarda Cenab-ı Hak, dolaşın. Cenab-ı Hak bir anlamda bu yokluk değil de fena şokuyla insanın, toplumların, medeniyetlerin eserlerinin bir gün fani bulabileceği gerçeğine işaret etmek için geçmiş medeniyetlere sürekli atıfta bulunuyor. Onlardan örnekler veriyor. Ad kavminden, Semud kavminden, Salih kavminden, Firavun, Haman ve benzeri pek çok kavimden, toplumdan örnekler veriyor bize. Onlardan kalan izlere dikkatlerimizi çekiyor. Onların geriye bırakmış oldukları göz alıcı, görkemli abidelere dikkatimizi çekerek bir analoji yapmamızı istiyor. Bu maddi güce, kudrete rağmen beşeriyetin doğasında hakim olan güç fenadır. Ama bir şartı var. Bu baki olan Cenab-ı Hakk'ın hakikatine inanmak. O hakikate ram olmak. O hakikate teslim olmak. O hakikate nasıl teslim olunacağı konusunda işte Kur'an-ı Kerim sahih kaynak. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i sorunuzla buyurun alakalı hocam. Olarak hem böyle muhabbet ediyoruz. Muhabbet ediyoruz hocam. Beraber geliştirme açısından diyelim. Tarihsel olarak biz diyoruz ki miladi 610 yılında aleyhissalatü vesselama ilk vahiy geldi. Bu Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetiyle özellikle Kadir suresinde ifade edilen inne enzellahu fî leyletil kadir ve yine Bakara suresinde geçmekte olan şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâs ve beyinâtin minel hudâ vel furkân diye başlayan ayeti kerimelerde de ifade edildiği gibi Cenab-ı Hak tarihe son kez ama sonsuza değin. Son kez sonsuza ve ebede kadar geçici ve kalıcı olmak üzere son kez müdahale etti. Evet. Son kez müdahale etti. Yani beşeriyetin geleceğini o 610 yılındaki son müdahalesiyle nihai olarak bir şablona oturttu. Geleceğin temel taşlarını, kilometre taşlarını, hakikatlerini, efendim, dokunulmaz, yaklaşılmaz alanlarını belirtmek üzere ilahi vahyini Hazreti Peygamber'e bildirdi. Tarihi olay malum haliniz. Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi bir özelliği var ki o da onun seçilmiş olmasıyla ifade ediyor. Aleyhisselatü Vesselam her peygamber gibi seçilmiş bir insan. Bu misyon için seçilmiş. Çocukluğu, gençliği ve yetişkinlik döneminde de böylesine yüce ve yüksek bir misyonu icra edebilecek bir şekilde gerek kendi beşeri fıtri güzelliğinin bir ifadesi olmak üzere gerekse Cenab-ı Hakk'ın bir terbiyesinin neticesi olmak üzere nezih bir hayat yaşamış. Fakat demin ifade ettik ya bir mümin kalbi taşıyor. Hazreti İbrahim'in getirmiş olduğu tevhid geleneğine çok formel bir biçimde olmasa bile fıtri olarak bağlı olan Hazreti Peygamber içinde bulunmuş olduğu şirk toplumunun gerek ibadetle alakalı, gerek günlük hayatla alakalı, gerek insan ilişkileriyle ilgili şeylerini, efendim yerleşmiş taamüllerini gözden geçiriyor, sorguluyor, yanlış olduğunu görüyor, yanlış olduğunu hissediyor. Ve bir hakikat peşine, bir hakikatin sevdalısı olarak kendisi ne yapıyor? Özellikle altını çizeceğimiz bir kelime var ki, Hira mağarası, yüksekleri, yüksekliği temsil eden, simgesel olarak da aşkınlığa bir gönderimde bulunan Hira mağarasına mevsimin belli zamanlarında çekiliyor, tezekkür ediyor, tefekkür ediyor. Neyi tezekkür ediyor, tefekkür ediyor? Az önce söyledik. Ferdi hayatını, İçinde bulunduğu toplumun yaşantısını, çocukların, kız çocuklarının diri diri toprağa gömülüşünü, insanların cansız nesnelere bir yaratıcı şeyiyle, formatıyla tapınışlarındaki çaresizliği, acziyeti tefekkür ediyor, yanlışlığı görüyor ve hep bakışlarını yükseklere dikiyor. Hakikate, gönülden hakikate sesleniyor. İşte bu gönülden yönelişinin böylesine deruni bir ümit
ve bir icabet beklentisi içerisinde bulunduğu bir gece, bir gecesinde Cenab-ı Hak ona inne enzelnahu fi leyletil kadir. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nerededir? Şehr-i Ramazan. Ramazan ayındadır. Şimdi Ramazan ayı özellikle bu açıdan bakıldığında tüm varlık alemine, varoluş sürecine çekilmiş bir hatime. Artık dünyaya ilahi ve yüksek hakikatler, aşkın hakikatler bu gecede aleyhissalatü vesselama efendim indirilmeye başlıyor. Hı hı. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam 610 yılının miladi olarak 610 yılının Ramazan ayının Kadir gecesinden itibaren ilahi vahyi biz peyderpey diyoruz, parça parça, genel kanaat budur, parça parça almaya başlıyor. Bu vahiy 23 seneyi bulan bir müddet içerisinde aleyhissalatü vesselama ve tüm dünyaya indiriliyor. Evet, tüm dünyaya. Sadece Mekke'ye değil, sadece Arap Yarımadası'na değil, sadece efendim Orta Şark'a değil, tüm dünyaya ebedi bir mesaj olmak üzere gönderilmeye başlıyor. Bunu böyle birazcık simgesel bir dille anlatırsak, yani burada Cenab-ı Hak bir kerede ve fakat sonsuza kadar geçerli olacak bir şekilde efendim hakikatlerini Kur'an'ın içerisinde genel ilkeler halinde olmak üzere ortaya Hazreti Peygamber'e evet. bildiriyor, tebliğ ediyor. Hocam şimdi o kadar güzel anlatıyorsunuz böyle, ki ben de insicam bozulmasın diye araya girmiyorum. Bıraksam maşallah İstanbul iftarı oldu diyeceğiz, bırakacağız sözü. Ben sizin hitabetiniz de çok güzel. Şimdi onun için mutluyum, beraber bu işi Aykut Bey'in de gönlüyle beraber bu işi beraber götüreceğiz. İnşallah iyi bir ritim yakalayacağız. İnşallah. Şu insani tarafına işin birazcık dikkat çekmek istiyorum evet. hocam. Mesela en son sene Kur'an-ı Kerim'in indirileceği sıra. Evet. Evinden çıkıp Hira mağarasına giden Hatice'nin kocası, Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah'ın yetimi. Kureyş eşrafından bir zat. Muhammed. Kureyş eşrafından da değil. Kureyş eşrafının yetimi. Evet. Doğru. Hazreti Hatice'nin efendim eşi. Daha önce evet. nesi olmuş? İşçisi, ücretli efendim kervanlarını götürüp getiren. Tamam. Böyle evet, birisi gidiyor Hira mağarası. Evet. Ama Hira'dan dönüşte Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem eve geri geliyor. Evet. Şimdi o gelişteki Allah Resulü'nün ızdırabı. Hani Hatice validemize ne oldu demiş de annemiz. Şimdi ben peygamberim dersen bana kim inanacak? Evet. Böyle bir ızdırap evet. var. Evet, evet. İşin biraz bu insani tarafını konuşalım mı? Ve Hatice annemizin de ben inanırım deyişi. Evet. Ona kadar müthiş bir ifadedir. Hani evet. bir insanı uzaktakiler iyi bilir, güzel bilir ama en yakınındaki insanın münkiri hep en yakınlarından çıkar. Ama Allah Resulü'nün en yakını ben inanırım diyor. Evet. Her şeyden önce. Evet. Biraz buralardan haber verir misiniz bize? Şimdi aleyhissalatü vesselam günlük dili kullanırsak o ana kadar toplumun tokatını yemiş. Yani şu manada yetim. Önce babası. Sonra annesi, sonra efendim dedesi, sonra amcası. Buna hamilik yapan şahsiyetler birey birey ortadan çekilmişler. Hazreti Hatice ona dünyasını açmış. Burada bir anlamda beşeri ve psikolojik olarak Hazreti Peygamber Efendimiz bir anlamda hayata tebessüm etmeye başlamış. Fakat içinde bulunmuş olduğu bu İlahi efendim arayış çabalarının da etkisiyle bir hakikatin sevdalısı olarak Hira'ya teabbüde, tahannüs diye hadis-i şeriflerde geçiyor. Tefekkür demek, tezekkür demek, düşünmek demek. Evet. Şimdi burada aleyhissalatü vesselam aklının ucundan geçirmediği, hiç düşünmediği beşeri kriter ve ölçütlerle de efendim takdiri mümkün olmayan bir lütfa mazhar kılınıyor. Elbette dedesi Hazreti İbrahim'in getirmiş olduğu tevhidi hakikatten haberdar. Evet. Haniflik geleneği Mekke'de belli belirsiz de olsa yaşıyor. Peygamberlerin getirmiş olduğu gelenekten habersiz. Fakat bu
bu ortam içerisinde Hira mahallesinde bu hakikatle yüzleşince kuşkusuz yani demin söyledim ya hakikatle yüzleşmenin ilahi tecellinin bir anlamda şoku ile sarsılıyor. Hatırlarsınız o ilk vahyi alırkenki sahne, o vahyi ilk telakki ettiği andaki sahne tasvir edilirken, betimlenirken Cebrail'in kendisini efendim üç kere sıktığını, oku, ikra dediğini birincisinde, ben okuma bilmem ya da neyi okuyayım diye mukabele ettiğini ve en sonunda üçüncüden sonra Cenab-ı Hakk'ın kolaylaştırması ve Cebrail'in telkiniyle Alak suresinin ilk beş ayetini okuyor. Fakat şunu efendim şey yapmak lazım, unutmamak lazım. Burada bu vahiy ile akıl ötesi, fizik ötesi, realite ötesi, tefekkür ötesi, beşeri tefekkür ötesi, bir hakikat, bir bilgi Hazreti Muhammed gibi efendim bir beşere, toplumun yetimi olan ama emin olarak toplumda öne çıkmış olan bir şahsiyete ulaşıyor. Sonsuz ile cüz'inin efendim ilahi olan bilgi ile bir beşeri yüzleşmesi kolay değil. Bu insanda ne meydana getirecektir? Bir sarsıntı meydana getirecektir. Onun için ne yapıyor Peygamber Efendimiz? Müzzemmil ve Müttessit surelerinin nüzulü bununla, özellikle Müzzemmil suresi bununla alakalıdır. Peygamber Efendimiz evet titreyerek, ürpererek bu bilginin kaynağı ve bilgiyi kendisine getiren o Cebrail'in efendim Cebrail ile ki daha sonra onun en iyisi yoldaşı, arkadaşı olacaktır. Karşılaşmanın vermiş olduğu o temasın şokuyla eve geliyor titreyerek. Hazreti Hatice'ye söylediği şey şudur. Zemmiluni, zemmiluni, örtün beni, üzerimi örtün. Titremiş, titriyor, terler üzerinden, alnından terler dökülüyor. Şimdi burada tabii beşerin, beşeriyetin namütenahi ile, müteal hakikat ile yüzleşmesi zor. Bunun için alimlerimiz derler ki bunun bu iki şekilde aşılmıştır. Bu çok önemli. Bir, müteal alem, mele alemi beşeriyetin seviyesine iner. Bu olmuş mudur? Evet. Nasıl olmuş. Olmuştur? Hı hı. Cebrail aleyhisselam çoğunlukla bir iki kezin dışında iki kez hariç çoğunlukla bir beşer suretinde, özellikle Dihyetül Kelbir suretinde formunda Peygamber Efendimiz'e görünmüştür. Bu aşkınlığın beşeriyete tenezzül edişidir. İkincisi nasıl hocam? Bu ikincisi de beşeriyetteki yani alıcı konumundaki nebi, haberi alan, elçi yani Allah ile daha sonra beşeriyet arasında elçi olacak olan kişideki bilinç duvarını yükseltmek suretiyle. Bilinç duvarını, şuuru, hassasiyeti, ilahi hakikatleri almaya hazır ve müheyya hale gelme yetisini, becerisini Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla yükseltmek suretiyle bu iki şey aşılmıştır. Yoksa bunun dışında yani bir yol yok. Paradoksal bir durum çünkü. Evet. Bu mümkün değil. Yine peki, Allah'ın lütfuyla bu iki durum gerçekleşmiştir. Eyvallah. Hocam soracağımız sorular çok Kur'an-ı Kerim'e dair. Sevgili Aykut abi, yönetmenim diyor ki bir güzel eser daha dinlemek istedim. Aykut Kuşkaya orada oturuyor tabii, ama. Çok da güzel gidiyor. Güzel, biz de keyif alıyoruz sohbette. Muhabbeti. Elbette. Bu arada bizim arkadaşlar da aşağıda sazendelerimiz de duruyor. Arkadaşlar şöyle yapalım mı? Beni duyabilecekler mi acaba? Biraz sonra sizden güzel bir enstrümantal eser dinleyelim kısacık. Hangi ilahi lütfederseniz. Ondan sonra da sizi çoluk çocuğun yanına evlerde iftar etmek üzere yolcu edelim. Biz bugün gidemiyoruz, siz bari gidin. Ya, değil mi? Evet. Az sonra geleceğiz size. Aykut abi ne dinleyeceğiz? Sevgili kardeşim, ne dinleyelim? Efendimiz'den bahsettik, onu andık. Bir de Ankaralı, senin de bileceğin gibi çok
saygıdeğer ve hala yaşayan değerli şairlerimizdendir. Arif Ay'ın sözleriyle. Aferin arkadaşım Arif Ay. Efendimiz. Beraber başladık fakülteye. Evet, İlahiyatta. Tabii ama sonradan başka bir fakülte bitirdi o. Doğrudur. Evet. Buradan da selam evet, kendisine, edelim kendisine. Kendisine ben de sevgilerimi, olalım. Selamlarımı gönderiyorum. Bu vesileyle uzun yıllardan sonra Arif Ay'a merhaba diyor. Onun bir eserini bestelemiştim. Tabii ne güzel. Onun buyurun. Izniyle, buyurun. Tabii. Tam da Efendimizin olmadığı bir dünyayı yani şimdiyi, şu anı anlatır. Evet. Der ki dal kırık, bahçe talan, sularda yüzün. Hangi ah, hangi melal, yok şimdi hayal. Ya. Sabahları boyayan kuşlar mıydı? Yıllar savrulmuş sanki sonbahar. Yüzün gök, yüzün yıldızlar, yüzün Leylim. Birlikteyiz işte, hiç bitmiyor akşam. Evet, harife. Dal kırık, bahçe talan, sularda yüzün. Hangi ah, hangi melek şimdi hayal. Sabahları boyayan kuşlar mıydı? Yıllar savrulmuş sanki sonbahar. Kırık bahçe talan sularda yüzün. Hangi ah hangi melal yok şimdi hayal. Sabahları boyayan kuşlar mıydı? Yıllar savrulmuş sanki sonbahar. Yüzün gök yüzün yıldızlar yüzün Leylim. Dur gece, dur akşam, dur sabah. Yüzün gök, yüzün yıldızlar, yüzün Leylim. Birlikteyiz işte, hiç bitmiyor akşam. Dalga dalga yüreğim, bir abdalım bir yabanım kıyında. Yağmur ince bir sızı, bir gelir bir gider. Kuş uçmamış gökyüzüm karşında. Yüzün gök yüzün yıldızlar yüzün Leylim. Dur gece dur akşam. Sabah yüzün gök yüzün yıldızlar yüzün Leylim. Birlikteyiz işte hiç bitmiyor akşam yüzün gök yüzün yıldızlar yüzün Leylim. Dur gece, dur akşam, dur sabah. Yüzün gök, yüzün yıldızlar yüzün Leylim. Birlikteyiz işte, hiç bitmiyor akşam. Eyvallah. Arif Ay'ın gönlüne sağlık. Evet, sizin de nefesinize sağlık, kuvvet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Arif hocam. Ne kadar güzel oldu. Hoş da bir tevafuk oldu hocam. Ya Arif, kesin. Evet, yani evet. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hakikaten onun
böylesine değerli bir şair olacağını hissetmiştik. Özellikle Nuri Pakdil, Sezai Karakoç ve Üstad geleneğinin muhakkibi olarak o şairliği seçti. Biz de ne güzel dinliyoruz bestelerini, güftelerini. Eyvallah. Böyle harikulade icra. Sene kaç? Hangi okulda hocam? Harikulade. 1972 İlahiyat Ankara ile. Ankara ile. Orada başladık. Fakat o sonradan başka bir tercih yaptı galiba. Erzurum yanılmıyorsam. Bir de başka bir okulu bitirdi. İlahiyat değil ama değil mi? İlahiyata başladı. Başka bölüm sonra başka bölüm edebiyatı mı bitirdi? Doğrusu orasını takip edemedim. Allah uzun ömürler versin. Evet, amin. Turan Koç'la beraber, tabii o beraberdik aynı zamanda. Hocam güzel zaman, ömür hızlı geçiyor değil mi? Efendim ömür esasında bir hayal, bir yanılgı. Yani çok çabuk geçiyor, çok hızlı geçiyor. Onun için... Siz daha gençsiniz, Allah hayırlı ömür versin. Henüz daha amin. 61 değil mi? Doğru biliyorum. Evet. Allah razı olsun. Yaşlılığa 2 sene var hocam henüz. Öyle mi? Ben 63'ten vallahi, sonra diyorlar ya yaşlılık orada başlar. Bilemiyorum. Diye. O kelimeyi pek barışık değilim. Hep genç, diri ve Cenab-ı Hakk'ın bir bireyden, Müslümandan özellikle beklediği bir haleti ruhiye kıvamında olmayı diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Allah hayırlı uzun ömür versin. İnşallah. Amin. Allah razı olsun. Eskiler hani Allah dostları öyle derlermiş. Yerin üstü altından hayırlıdır diye. Evet. Hayırlı olmak şartıyla uzun ömür galiba iyi kesinlikle, bir şey değil mi? Kesinlikle. Elbette. Yani Cenab-ı Hak'tan uzun ömür, hayırlı ömür, bereketli ömür, geriye izler bırakmış, ürünler, eserler bırakmış, yadigar, zamana direnecek yadigarlar. İşte ecdadımızı yücelten bu, bakınız. Yani her biri bir ibret vesilesi olabilecek bir kültür, kültürün unsurları, estetiği, sanatı. Güzellikler bırakmışlar. Efendim tabii onlar bir taraftan, mimari bir taraftan ve her şeyden önemlisi harikulade bir şey bırakmış, bir isim bırakmış. Evet. Bir melce adeta. Hocam tam onu sorayım size. Aykut abi hadis-i şerif okuyorum geçen. Diyor ki Efendimiz 3 şey insanı kabre kadar takip eder. Evet. Malı, evladı ve ameli. Evet. İkisi bırakır, birisi onunla kalır. Evet. Mal ve evlat döner, tabii. Ameli onunla birlikte kalır diyor. Evet. Orada kalan önemli. Hadi bu vesileyle söyleyelim sevgili Aykut Kuşkaya ağabeyimin de annesi yakın zamanda vefat etti. Evet. Mekanı cennet olsun, amin, makamı âli olsun. Benim. Çok teşekkür ederim. Ekran Allah, başındaki Allah dostlardan olsun, da annemizin şahsında bütün geçmişlerimize birer Fatiha. Haydi gönderiverelim şu güzel vakitte olmaz mı? Lillahi Fatiha. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Anneme de canlı olsun. Yayında Fatiha okuyacağım. Hele sizlerin okuyacağı hiç aklıma Allah gelmezdi. Allah mübarek bir kadınmış. Çok teşekkür ederim. Allah, estağfurullah. Mübarek bir kadınmış ki Allah nasip etti bunu. Evet. Tam Ramazan'ın arefesindeydi. Öyle mi ya? Sadık Hocam yani Perşembe makam gecesi vefat etti. Evet. İşte ne yapıp ne edip Cuma namazını yetiştirdim. O yüzden çok kimseye de haber verme şansım olmadı. Ama asıl olan böyle durumlarda hani bir an önce kaldırılması. Bütün anneler bizim annemizdir. Bütün, kesinlikle. Bütün öyle. Anneler bizim anamızdır. Bir de birkaç yıldır zannediyorum böyle ağır hastalıklar doğrudur, vardı. Doğrudur sevgili çok kardeşim. Çok rahat da değildi. Yani dünyaya gelen çekiyor zaten yani, de. Evet. Anacığım sanki biraz daha fazla çekti. Öyle yani mi? Ahir ömründe. Öyle 7-8 yıldır hani yatalak tabir ettiğimiz başka evet, bir tanım evet. yok. En kolay anlaşılırı bu. O evet. haldeydi. Evet. Artık demansın ileri safhalarındaydı. Ya. Bizi filan tanımıyordu yıllardır. Aha. Yutkunma duyusunu bile kaybetmişti canım benim. Fena durumlardı yani inşallah taksiratına inşallah kefaret olur. Tabii. Allah inşallah. Razı olsun sizlerden i̇nşallah. De sizlerden de. Allah çok teşekkür ederim. Şimdi sağ olun. Bir şey buyurun. Hocam yani soru şu. Mal döndü geriye. Biz kabirdeyiz. Evlat döndü geriye. Kabirdeyiz. Bizim yanımızda bir ameli salih diye bir şey var. O kalıyormuş. Ya da ameller kalıyor. Ameller kalıyor evet. Nasıl bir şey yapmak lazım ki orada biz rahat edelim? O amel nasıl bir amel? Vel bakiyetu salihat. Baki olan salih ameller. Şimdi amellerin salih olabilmesi ve yerin altında uhra aleminde bize yararlı olabilmesi için kuşkusuz bir takım şartları taşıması gerekiyor. İslami literatürle konuşacak olursak bizim için salih amelin birincil şartı Allah'a iman. Yani bu amelin, bu davranışın arkasındaki background'daki düşünce, bu davranışa bizi sevk eden fikir, ana fikir.
inanç... Allah'a iman olacak. Evet, Allah'a iman olacak. Ha, Allah'a imanın tetiklediği, Allah'a imanın teşvik ettiği salih amellerin dışında bu imanın bulunmadığı bir takım iyi davranışlar da olabilir. Yalnız şu var tabii, bu iyi davranışlar bizim nisbi, izafi bakış açımıza göre iyidir. Ama her şeyin nihai, hakikati nihai melceği, nihai efendim takdir edeni Cenab-ı Hak'tır. Ve iman olmadan salih amel geçersizdir. Nitekim... Yani şöyle, Edison ampulü bulmuş, yani, arkadaş iyi bir iş yapmış ama iman olmadığı için Allah ne yapar bunu bilmiyoruz. Evet, kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiğine göre biz bu anlamda bunu salih amel listesine sayamıyoruz. Müslüman çünkü olsaydı var ya değil, abi acayip rahat ederdi bu tarafta değil mi? Evet. Işıl ışıl olurdu herhalde. Ama şöyle bir şey var yani, Kur'an-ı Kerim'de açık bir ifade var. Gönlümüzden geçenleri bir tarafa bırakalım. Yani ya ne olurdu Edison insanlığa bu kadar iyilik yapmış. Ne olur cennetine girse. Veya ne olur vallahi salih kimseler hocam içerisinde bulunsa gibi bir takım beşeri temenniler olabilir belki. Bu temenniler aslında biraz haddi aşmak değil mi hocam? Olabilir. Ben kuluna senden daha merhametliyim şimdi, diyor. Tabii tabii. Güya. Fakat Allah-u Teala açıkça aşağı diyor. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Biz Allah'a inanmayan müşrik ve kafirlerin dünyadayken yapmış oldukları güzel amel ve davranışlarına şöyle bir bakacağız ve onları hiç yok mesabesine indirgeyeceğiz diyor. Kur'an-ı Kerim'in açık ifadesi bu. Ha, Allah-u Teala'nın lütfu, merhameti, efendim, gufranı sonsuzdur, sınırsızdır. Belki affeder, etmez. Onu biz bilemeyiz. Hocam, o konuda bir şey söyleyemeyiz. O zaten onların problemi, Rableriyle kendi tamam, arasında. Tabii. Hani bizi, biz ilgilendiriyor. Bir iman. Ne yapsak ameli iman, salih olur, bir iman, ahirette işimize yarar. Bir iman. Evet. İman olacak. İki, teslimiyet olacak. O ne demek? Açalım biraz. İman, gönülde, kalpte, vücuda gelen bir ikrar. Allah'a iman ettim demek. Ve Allah'a iman ettim sözünün varlığımıza, bakışlarımıza, ruhumuza sinmesi. Teslimiyet peki hocam? Teslimiyet bunu ne yapmak? Amellerimize yansıtmak. Ahlakımıza yansıtmak. Yürüyüşümüze yansıtmak. İnsanlarla ilişkimize yansıtmak. Kazandığımız mala yansıtmak. Elde ettiğimiz ilme yansıtmak. Bu ilmi Allah'ın rızasına, ilahi rızaya muvafık bir şekilde kullanabiliyorsak, işte bu bir teslimiyettir. İnsanlara ilişkilerimizde, insanlarla münasebetlerimizde, onlara Allah'ın emri ve özellikle de Resulullah'ın insanlara sergilediği bir tavır üzere alçak gönüllü, tevazu içerisinde, kucaklayıcı bir şekilde insanlarla ilişki kurabiliyorsak bu teslimiyettir. Sonuçta nereye teslimiyettir? Bunu emreden Allah-u Teala'nın emri. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Cenab-ı Hak, yeryüzünde kibirlenerek yürüme. İnsanlardan وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا. Kibirlenip insanlara yanağını, yüzünü çevirme. Kibirle yürüme. Böbürlenerek yürüme. Allah böbürlenerek yürüyenleri sevmez. Sevmez. İlahi rızadan uzaktır bu kimseler diyor. Ben bazen öyle bir yürürüm ama orada hocam ölçüler nasıl acaba ya? Ölçü. Yani hani yapımız böyle olduğu için mi azıcık delikanlı hesabı yürüyoruz ama top insan tedirgin de oluyor. Yere yakın olmak lazım. Evet. Yere yakın. Mahviyet duygusu içerisinde. Bir gün fena ile yüzleşeceğimizi, şu efendim muhteşem edamızın, efendim boyumuzun, bosumuzun, Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömürler versin güzel insanlara. Bir gün efendim toprağa uzanacak. Bitiverecek. Aklımızdan çıkar. Ne güzel bir tabirdir yalnız ya hocam. Tabii. Yere yakın tabii, durmak. Tabii. Yere yani yakın yürümek lazım. Meyve veren ağaçlar gibi böyle salkım salkım. Bu teslimiyet bu. Hocam şeye kadar bir arif bir zat bir komşusunu ziyaret etmiş de o zamanlarda yeni yeni yüksek binalar yapılıyor şehirlerde. Bakmış ki o da işte bir binanın faraza 5. katında oturuyor.
Demiş ki aman dikkat edin demiş ayrılırken. Bizim ev demiş toprağın hemen üstündedir. Altına inmek bize çok zor gelmez. Siz çok yukarıdasınız, altı size zor, zor gelmez. Dikkat edin. Şimdi rezidansların işte en üst katında olursak diye uğraşıyoruz, gayret ediyoruz. Gönül de yere yakın duracak. Gönül yere yakın duracak. Tevazu. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ki Kur'an-ı Kerim'in efendim uygulayıcısı, yürüyen bir Kur'an, Kur'an'ın kendisine teşahhüs ettiği bir kişi Aleyhisselatü Vesselam. Hem mübelliğ vahyi tebliğ ediyor, hem mübeyyin vahyi açıklıyor ve hem tatbik ediyor. Ahlakında tatbik ediyor, yürüyüşünde tatbik ediyor. Ayşe validemiz demişti değil mi hocam? Siz Kur'an okumaz mısınız? Ahlakını Sordukları zaman siz Kur'an okumaz mısınız? Efendim onun ahlakı Kur'an'dan ibarettir diyor. Şimdi bakınız salih amel yapabilmek için demin sordunuz ya iman dedim, teslimiyet dedim. Kulca bir mahviyet duygusu, kulca tevazu, kulca kucaklayıcılık ve kuşatıcılık. Niçin? Her şeye rahmetini sermiş olan, inanan inanmayan tüm varlıklara rahmetini sergileyen Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu şah eser olarak ve İslamiyet'le bir kez daha şereflendirmiş insan olarak tüm insanları kucaklayıcı bir tavır içerisinde olmak lazım. Peygamber böyleydi. Aleyhisselatü Vesselam böyleydi. Mekke'de ehli kitaptan olan herkese karşı kendisine kötü niyet, kendisi hakkında kötü niyet düşünen, efendim onu zehirlemek isteyen insanlara karşı bile hep tebessüm ile, hep iyi niyet ile ne yapmıştır? Yaklaşmıştır. Tebessüm etmiştir. Hep dua, hidayetlerini istemiştir. İyiliklerini istemiştir. Sağlıklarını istemiştir. Bu uğurda o kadar kendisini yormuştur ki, o kadar yormuştur ki Cenab-ı Hak vahiy ile onu uyarmak zorunda kalmıştır. Neredeyse kendini helak edeceksin yahu. Ey Muhammed, kendini helak edeceksin. Bu helak etme duygusunun efendim tarafları kimler? Müslümanlar bir tarafta, ehli kitap bir tarafta. Onlar için de diyor ki ya Rabbi bunlara İslam ile Kur'an hakikatiyle yüzleşmeyi, buluşmayı nasip et. Çünkü bozulmuş, şirk ile iç içe girmiş bir inancın evet. peşine takılmışlar. Hocam peki şu, biz o peygamberin ümmeti olmakla iftihar ediyoruz. Amenna. Evet, benzemeye de gayret ediyoruz, evet. sevmeye gayret ediyoruz. Evet. Ama bir tarafta en büyük düşmanlarına dahi elini açıp evet. dua eden peygamber. Evet. Diğer tarafta bizim böyle azıcık bir canımız yansa hemen ah ederiz. Hemen hani etmeyiz ama beddua edenimiz olur. Problem nerede? Az mı seviyoruz? Az mı tanıyoruz? Ona benzeyemeyiş neden kaynaklanıyor? Şimdi sevgili güzel kardeşim. İman problemi midir? Yani burada, nasıl koyacağız adını? Burada iman probleminden daha çok, burada bir bütüncül bir iman var. Kur'an'a ve Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna dair imanımız bütün kalbimle inanıyorum ve temenni ediyorum ki bütüncül, eksik değil. Fakat burada bir Hazreti Peygamber'in kişiliğini, şahsiyetini iyi tanımak, iyi öğrenmek lazım. Size şunu söyleyeyim. Ben Hazreti Peygamber'in bir tefsir hocası olmama rağmen acizane Hazreti Peygamber Efendimiz'le ilgili ne zaman bir şey okusam zenginleştiğimi, daha çok zenginleştiğimi görüyorum. Peygamber Efendimiz'in hayatını, hayatının ana hatlarını özüyle beraber, içeriğiyle beraber, o davranışların gerisindeki ahlaki ilkelerle beraber, erdemlerle beraber ve evrensel o davranışların gerisinde çünkü evrensel ilahi hakikatler var. Şimdi biz Hazreti Peygamber hakkındaki bilgilerimizi gözden geçirdiğimizde herhalde şunu diyeceğiz. Çok yüzeysel, çok sathi, çok yetersiz. Peygamberi tanıtarak sevdirmek zorundayız. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tüm toplumu kurtarmak ve tüm dünyayı, tüm kainatı, yeryüzünü salaha kavuşturmak için çabalamış. Bu uğurda kendini feda etmiş, ifna eylemiş. Evet. Şimdi böylesine diğergam, böylesine kendini adamış. Ama tanımıyoruz hocam. Bizim evet, sorunumuz tanımamak. Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki bak ayet var. Peygamberin hanımları müminlerin anneleridir diyor. Evet.
Allah aşkına dedi bir gün, ekran başındakilere soruyorum. Annelerinin ismini tam sayacak say kaç bakalım kişi var aramızda? E, tanımıyoruz. Şimdi elbette. Bilemiyoruz. Yani zararı yok, isimlerini unutabiliriz. Bağışlayın, bana da sorsan şimdi hepsini tıkı tıkır sayamayabilirim. Bak ama, işte hocalar bile böyle. Ben ne yapayım? Ama bir dakika. Burada önemli olan isim değil, müsemma. Evet. Bu isim, evet bu ismi, bu efendim adın temsil ettiği şahsiyet. Hazreti Peygamber'in eşleri müminlerin anneleridir. Müminlerin hocam, anneleri gibi olmuştur onlar. Çok özür dilerim de. Bir insan sevdiğinin her şeyini bilmez mi? Hani düşünün ki böyle ilkokul yılları, böyle sümüklü bir uşak, çok affedersiniz, sümüklü bir kızcağıza aşık olur. Onun annesini bilir, babasını bilir, oturduğu mahalleyi bilir, evinin kaç basamak olduğunu bilir, evet, kaç pencere olduğunu evet bilir, evet, saat kaçta balkonun ışığının çöp bırakmak için yandığını bilir. Tecrübeyle sabit, bilir yani. Tuttuğu takımı bilir, sevdiği türküyü bilir, saçındaki tele kadar ya bilir. Ya dur, o kadar detaya inme. Hocam. O kadar... fakat ama o yaştaki o kişinin yani böylesine varlığını adamış, yani kendisini o mahbubuna, habibine angaje etmiş kişinin başka uğraşları yoktur. Evet. Belki günümüzde, de o yüzden sümüklü zaten. Günümüzde insanlarımızın yani, uğraşı çok. Efendim? Belki de o yüzden sümüklü diyor. Evet, yani evet, kafa evet, gitmiş başka, oraya, kendinden başka, geçmiş. Evet, kendinden geçmiş. Bilinçli de değil. Bugün bakınız Aykut Bey, bugün bireyler olarak, toplumlar olarak o kadar çok meşgalemiz var. Biz bölünmüş kişilik ve şahsiyetleri oynuyoruz. Düşüncemiz, zihnimiz, çok güzel, efendim entelektüel gücümüz, kalbi, ruhi fakültelerimiz, etkinliklerimiz bölünmüş, sürekli tırtıklanıyor. Elbette Hazreti Peygamber'in eşlerinin isimlerini belki alet tayin tek tek bilemeyebiliriz ama biz en azından eğitim düzeyinde evrensel örneklik teşkil edecek kişiler ve şahsiyetler olarak, annelerin önde gelen timsalleri olarak Hazreti Peygamber'in eşlerinin özellikleri nelerdir? Misafirperver miydi? Biliriz. Güler yüzlü müydü? Peygamber Efendimiz'e karşı nasıl saygı içerisindeydiler? Varlık ve yokluktaki durumları neydi? Kur'an-ı Kerim onlar için neler söylüyordu? Bunları bir eğitim süreci içerisinde özümsenecek bir şekilde, temessül edilecek bir biçimde bunu biz genç, efendim çocuk ve yetişkinlere öğretmek zorundayız. Eyvallah hocam. Bu öğrenmek de zorundayız. Kesinlikle. Arkadaşlar zannediyorum hazırlıklarını yaptı. Müsaade eder misin? Ne demek efendim? Güzel bir eser dinleyeceğiz ki bu arada iftariye kameriyesine taşınacağız. Öyle mi? Evet. Siz nasıl programın buradan sonraki kısmını tamam lütfederseniz. Estağfurullah. Orada devam edeceğiz. Tabii. Efendim Profesör Doktor Sadık Kılıç hocam bizimle birlikte ekran başına yeni geçenleri hatırlatalım. Kur'an-ı Kerim'in inişini konuşuyorduk. Zuhurat oldu. Birkaç farklı yere mevzu gitti. İftariye kameriyesine geçtikten sonra yine Kur'an-ı Kerim'e dair konuşacağız. Sizin de sorduklarınız, sormak istedikleriniz, görüşleriniz varsa Twitter'dan da bizimle paylaşabilirsiniz. Yazdığınız vakit ST Saray'da hesabından bize ulaşacak ve oradan hocama da yöneltebilirim. Aykut Kuşkaya'dan güzel bir eser daha dinleyeceğiz. Biraz daha hasbihal edeceğiz. Ama şimdi biz güzel ekibimiz bakalım nasıl bir eserle selamlayacak bizi bu gece. Dinliyoruz. Buyurunuz arkadaşlar. Thank you.
yaşa kadar hep askerden geldik, işe başladık. Çalış. Bir zaman Kur'an kursları okuttuk. Ondan sonra Adapazarı'na taşındım. Orada çalıştım inşaatlarda, bahçelerde. İstanbul'a taşındım. Sene 75'te. Allah'a çok şükür, Allah'ına barabar, namazımız, haftasımız, halalından, iş yollarında çalıştık. Şu anda biraz ihtiyarladık tabii. Daha çalışmak şeyim de yok. Ama şimdi kolum komşuda yardım ediyor. Allah'a çok şükür. Geldi Ramazan'ın şerifimiz. Şu mübarek zamanda bütün düşkünlerimiz var, fakirlerimiz var, ihtiyarlarımız var. Onlara da el tutalım. Allah için birbirimize bakalım. Rabbil alemine hamdü senar olsun. Geldik çattık Ramazan-ı Şerif'e. Bütün İslam alemini Allah hayırlara vesile kılsın Ramazan'ımızı. Allah bütün Müslüman kardeşlerimize yardım etsin. Mağdur bırakmasın, aç susuz kalmasın. Bütün İslam alemine hayırlı vesileler eylesin ya Rabbi. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. Bütün İslam alemine tutan kardeşlerimize sabır, selamet, sıhhat, afiyet versin. Her türlü kazalarda, belalardan, afetlerden, musibetlerden korusun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin ya Rabbim. Efendim kimsesiz kimse kalmasın bu Ramazan ve her zaman. Niyazımız o. Zaman zaman seremizi seyrettikten sonra hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz. Bir kimsenin, bir kimsesizin kimsesi olmaya gayret ediverelim. Güzel bir söz vardı. Bir yazar diyordu ki, hiç kimse orucunu yalnız başına açmak zorunda kalan insan kadar yalnız değildir. O yalnızlıkların en büyüğüdür. Ya bir garibin, ne bileyim, iftar sofrasında oluvermeniz, bir yetimin başını okşamanız, bir ihtiyarın halini hatırını sormanız, bir belki göçmenin bir derdini görmeniz, birisinin kimsesi olmanız manasına gelir. Ve Ramazan-ı Şerif'te şu güzel zamanlarda da insan birine kimse olursa Cenab-ı Hak da onu inşallah iki cihan kimsesiz bırakmaz onun hatırına. Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Men la yerham la yurham buyurmuşlar. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Şimdi malum buraya geçtiğimiz anda iftariye kameriyesinden önce bir padişah şiiri ve o padişahtan bahsediyoruz biz formatımızın gereği olarak. Bu işlerde bir formatın olması iyidir ama formatın esiri olmak da iyi değildirler. Şimdi bazen bir zuhurat oluverecek. Mesela Aykut Kuşkaya gelmiş. Aa, Aykut Kuşkaya kaldırımları çok güzel okur. Aa, peki bizim de şiir köşemiz var. O zaman bugün bir padişah şiiri yerine padişahların hepsini birden çok seven bir Necip Fazıl şiirini ben okusam, onun arkasından da Aykut Kuşkaya kaldırımlar dese, saltanattan ne eksilir Allah aşkına? Bir şey eksilmez. İşte onun için Necip Fazıl Kısakürek merhumun dizeleriyle o en çok kaldırımlar şairi olarak bilinmiş, ilk öyle bilinmiş bir mısrağı bir millete şeref verecek şair diye takdim edilmiş. Tabii sonrası malum. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin elini tuttuktan sonra sabık şair, eski şair, şiirine yazık etti demişler. Ama Cenab-ı Hak muradını muradınca işletmiş ve bugün rahmetle, minnetle yad ettiğimiz bir Necip Fazıl kalmış. Mekanı cennet olsun, makamı âli olsun. Dünya da çok istemiş üstad. Hayat bir zar içinde hayatı örten bir zar. Bana da hayat yeri Bağlum köyünde mezar. Ankara'nın Bağlum köyüne mürşidinin yanı başına defnedilmeyi arzu etmiş. Nasip olmamış Eyüp sırtlarında ama inşallah ahirette. Allah ahiret ayrılığı vermesin derler. Dünyanın ayrılığından ne olacak? Dünyanın ayrılığı bir şey değildir. İnşallah ahirette sevdikleriyle birliktedir. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Aykut abi alttan şöyle hafif gelirsen. Sokaktayım,
kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İn cin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez cam vermek. Yumuşak bir kucakta ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görmeyim. Gündüzler size kalsın. Verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme örtün serin karanlıklar. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımları emzirdi çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin acısını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesince sesi. Kaldırımlar içimde uzayan bir lisandır. Kaldırımlar. Sabah görüneyim, gündüzler size kalsın. Verin karanlıkları, ıslak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim.
artır üstüme artır serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesini aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde uzayan bir lisandır. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde uzayan bir lisandır. Kaldırımlar. Eyvah. Aykut Uçkaya'nın gönlüne sağlık, ömrüne bereket, üstadı da rahmet olsun. Bir kez daha mekanı cennet olsun diyoruz Kaldırımlar şairini. Hocam işte hani güzel bir şey bırakmak diyorduk ya geride. Evet. Necip Fazıl. Geride o eserleri bıraktığınızda, ızdırap, böyle bir gençlik bıraktığınızda bir iftar programında Allah sizi hatırlatıyor yani, ve bir Fatiha okutuyor. Evet, evet, evet. Böyle bir şeyler bırakmak evet. lazım geride. Kesinlikle, galiba. Kesinlikle. Şimdi esasında hayatımızın anlamı mümin olarak bilhassa geride bıraktıklarımızla doğru orantılı diye görüyorum ben. Ağzına gönlüne sağlık. Allah razı olsun. Üstad'a rahmet olsun. Sağ ol. Geride bıraktıklarımız çok önemli. Alim olarak ilim. Baba olarak evlat. Efendim, yöneticiler olarak ümran. Ve böyle mümin olarak örneklik oluşturacak kişilikler, şahsiyetler, efendim, nesiller bırakmış olmak lazım. O meşhur bir şair vardır. Ahmet Şevki, Mısırlı. Aslen Türkiye'den gitmiş Mısırlı bir şair Ahmet Şevki. Evet. Ahmet Şevki'nin çok güzel harikulade mısraları var Arapça. Türkçe'ye de çevrildi. Hep böyle dilime virde eylediğim bir üç mısrağı var bunun ki. Pek çok mısrağı var da. Buyurun özellikle, hocam merak et. Özellikle bunlar çok anlamlı. Böyle dönüp dönüp bilincimi, şuurumu adeta şey yapıyor, dövüyor, kendine getiriyor. Diyor ki, قالت دقات قلب المرء إن الحياة دقائق وثواني. Kalbimin atışları diyor ki, hayat dakika ve saniyelerden ibarettir. Esas geride bırakmayla alakalı şimdik. فاحفظ لنفسك بعد موتها ذكراها فالذكر بعد الموت عمر ثاني. Öldükten sonra hatırlanman için bir anı bırak geriye. Çünkü geride bir şeyler bırakmak, hayırlı bir şeyler bırakmak, yad-ı cemiller bırakmak ikinci bir hayattır. Evet. İkinci bir hayattır. Ve vurucu mısra. Bif duna ra'ike mucahiden fe innel hayate akidetun ve cihad. İnancının önünde mücahit ol, dur, dikil. Çünkü hayat akide ve mücahededen ibaret. Cihattan ibarettir. Şimdi, değil mi? 80'ler yani. Belki buralardan belki, hemdir hocam. Belki olabilir. Değil mi? Direkt belki o aklıma olabilir. Geldi şimdi hocam söyleyince. Belki olabilir. Hakikaten
insanlığımızın ya da bu dünyadaki değerimizin karşılığı geride ne bıraktıklarımızla ölçülebilir. Eğer bizler mümin olarak güzel bir isim bırakmışsak, güzel bir örneklik bırakmışsak, güzel ilişkilerle anılabiliyorsak, merhametle anılabiliyorsak, müsamahayla anılabiliyorsak. Hocam özür dilerim. Şimdi bırakmışsak diyoruz ya, mesela biz gittikten sonra nasıl konuşacaklarını bilmiyoruz. Neyi bırakacağımızı bilmiyoruz. Aslında biliyoruz. Aslında biliyoruz. Evet. Yani şu an mesela komşumuz, ticaret yaptığımız insan, oturup kalktığımız arkadaşımız, dostumuz bizim için ne diyorsa biz gittikten sonra da bu biraz daha artarak söylenecek. Evet. Evet. Dolayısıyla acaba benden sonra ne diyecekler değil. Şu an ne dedirttiriyor? Ya da biraz daha yumuşatılacak ama kesinlikle. Düşünce bu olacak tabii. Yani. Kesinlikle. Yani beş para etmezdi üçkağıtçı. Neyse rahmetli diyecekler. Yumuşatacaklar diyecek, yani o kadar. Arkasından şey yapmayalım falan olacak. Yani ben esasında yani şunu anlatmak istiyorum. Tabii ki biz peşimizden, arkamızdan bizi şöyle methetsinler, böyle övsünler. Bu da iyi değil değil mi hocam? Böyle bir beklenti içerisinde bulunarak yapılmayacak bunlar. Böyle olursa da Allah rızası yok olmaz o. O yani o riya olur, süm'a olur. Desinler diye yapılmış olur bu. Evet. Bu riyanın bir türüdür. Biz içtenlikle, samimiyetle, doğrusu bu olduğu için biz böyle yapıyoruz. Yani benim Müslüman kimliğim beni böyle davranmaya yönlendiriyor. Ben dürüstüm. Ben doğru sözlüyüm. Ticaretinde güvenilir bir insanım ben. Başkaları ne derse desin. Bana inancım, imanım, teslimiyetim, demin az önce ifade ettim o teslimiyet burada önemli. Yani soyut, teorik plandaki imanın hayatımıza yansıması. Bu teslimiyet duygusu beni buna yönlendirdiği için ben böyle olmam gerekiyor. Peygamber Efendimiz ne demiştir? Bu teslimiyetinden ötürü bir elime ayı, bir elime güneşi verseler ben bu davadan vazgeçmem. Yani ben gerçeğin yanında, hakkın yanında yer alırım. Hakkın sözcüsü olurum. Bunu efendim o böylesine dürüsttü. Benim peşimden sonra dürüstlüğümü dile getirsinler diye asla böyle bir şey olmaz. Bu zaten tabii. Hakikatin, gerçeğin, ahlakın, hocam, erdemin hani, doğasına aykırı. Hani bazen söylüyoruz ya hadi şimdi de soralım. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için el emin. Evet. Emin olan. Evet. Mahallemizde kaç tane el emin var? Şimdi biz de Müslümanız. Bir Müslümanların yaşadığı mahalledeyiz. Mahallede kaç tane el emin var? Hatta kendimize çevirelim. O dikkatli evet, nazarları. Kadar, evet, evde evet. Bir tane el emin var evet, mı? Evet. Hani komşular bizim eve doğru baktığında ya bu adam el emin dedirtebiliyor muyuz? Burada Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın o Cevami'ül Kelim türünden olan bir sözünü hatırlayalım hep beraber. Buyurun hocam. Biz hakkı, hakikati, gerçeği ne durumda olursa olsun, hangi koşulda olursak olalım hep üstün tutmak zorundayız. El hakku evet. Ya'lu وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ Hak daima üstündür, onun üzerine çıkılmaz. Eğer biz bu ilkeden vazgeçersek, bu nebevi ilkeden, bu evrensel doğruluk ilkesinden vazgeçersek, bir tane bile emin bulamazsın tabii. Bugün böyle davranır, yarın öyle davranır. Bugün emin olan yarın emin olmaz, hain olur, ihanet eder. Emanete, efendim ne yapar? Emanete hıyanet eder. İnsanın özü, insanın hakikati emanettir, emin olmaktır. Cenab-ı Hak bizi insanlık mertebesine yükseltirken, o Müminun değil mi? Suresinde vasıflarımızı sayarken evet, müminlerin... Tabii, tabii pek çok vasfı var. Bunlardan bir tanesi emanete. Emanet. وَعَلَى اَمَانَتِمْ وَعَدِهِمْ رَاعُونَ Emanetlerine ve verdikleri sözlere evet, riayet evet. ederler. Bakınız, gereğini yerine getirirler. وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ Ahitlerini yerine getirirler. Aleyhlerine de olsa emanete riayet, emanete sahip olmaktan vazgeçmezler. Bir de doğru şahitlik ederler. Evet, evet, evet. Aleyhlerine, anne babalarının aleyhine. İ'dilû velev kâne alâ enfusikum. Aleyhinize bile olsa adaletli olun. Şimdi adaleti icra edin. Adaleti yerine getirin. Şimdi biz günümüz toplumunda kuşkusuz, azınlık bile az bile olsa bu örnekler var. Yani bu ilkelerden vazgeçersek her ne koşulda olursa olsun sadakat, doğruluk, doğru sözlülük, emanete sahip olmak, verilen sözü yerine getirmek. Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıştır. Deniliyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın
Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek dudaklarından yerine getirmediği hiçbir vaat, hiçbir söz çıkmamıştır. Verdiği her sözü yerine getirmiştir. Hocam, i̇şte Kur'an ahlakı. Evet. Kur'an ahlakı. Kur'an bu. Ahlakı. Söz deyince de Aykut abicim diyorlar ki hani bir kalu bela dedik ya, orada bir söz verdik. İnsan evet, o söze evet. Oradaki evet. ilk ahit, evet. oradaki ahde bir sadık evet, olacak evet, önce. Evet, evet. Ona vefası evet. olmayan abde de vefası olmaz evet, derler. Evet, doğru. O söze evet. vefa. Evet. Asıl sözünde durmak orayla değil mi? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet. Öylesin. Oradan, ya Rabbi dedik, evet. beli dedik. Evet. E o zaman bela. Dünyada da evet. onun evet. Bunun delilini istiyorlar. Sürdüreceğiz. Yani delili dediğiniz işte yaşantımızla, ahlakımızla, o iman dediğiniz, teslimiyet iman dediğiniz, iman ile teslimiyetle, efendim alışverişimiz ile, konuşmamız zaten, ile. Özür dilerim. Hiçbir zaman şeyden, aksiyondan, evet. amelden ayırmıyorum hocam. Kesinlikle. Çok da doğru. Kesinlikle. Yani iman, evet. teslimiyetin kesinlikle. İçerisinde hepsi var zaten. Amel. Mücadelesi tabii, de tabii. var. Ameli evet, de var, evet, salih ameli evet, de var, sadaka-i evet, cariyesi de var. Yalnız ama evet. başlık teslimiyet. Evet, abi hocam işi teslimiyet. Biraz zorlaştırıyor. Hani biz şöyle olsa yeter zannediyoruz. Mesela Ramazan'da iyi Müslüman olsak, camide güzel namaz kılsak, tamam din bu kadar. Bir de hacca gittik mi bitti. Ama siz diyorsunuz ki her şeyde, ticaretinde Müslüman evet, gibi olacaksın. Evet. Komşuluğunda Müslüman gibi. Evet. Aile efradınla evet. hukukunda evet. Müslüman gibi. Aleyhinde de olsa çevresinde güvenilir olacak. Namazında namazını kılacak. Dikkat buyurun. Namazını kılacak. Namazın özüne, manasına, ruhuna, simgesel manasına, o hareketlerin ötesindeki deruni manasına. Neydi o deruni mana? Namazın miraç olmasıydı. Yüceltici bir ibadet. Hatta tüm ibadetleri cami olan bir ibadet. Bunun ruhuna bağlı olarak bakınız şunu söyleyeyim. Biz müminler, Müslümanlar, namazımızı, özellikle namazımızı bu ruha bağlı olarak kılsak, eda etsek, birey olarak, toplum olarak kurtuluruz, dünyayı da kurtarırız. Evet. Dünyayı da kurtarırız. Çünkü her şeyden önce büyük bir angajmanı, Cenab-ı kulluğu, ubudiyeti arz ediyorsun. Adaleti yerine getiriyorsun. Adalet konusunda söz veriyorsun. Dürüstlüğü yerine getiriyorsun orada. Ve namazın şekillendirdiği, biçimlendirdiği hem kul hem de insanlara efendim bir kul gibi muamele eden, yere yakın, mahviyet duygusuyla dop dolu, kibir, gurur, tefahur ve beka duygusu gibi yanıltıcı hislerden uzak bir varlık oluyorsun ki bu yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın bizden beklep olmamızı beklediği evet, keşke, rol budur. Keşke yani. Ahki olabilsek. Şimdi birkaç defadır programlarda mevzu buraya geliyor hocam. Diyoruz ki mesela günahlar. Nedir? Hırsızlık günahtır. Bir insan hırsızlık yapsa, Allah da tövbeyi nasip edecekse, hırsızlık yaptığını bildiği için tövbe de eder, bir daha da hırsızlık etmezse Allah affeder. Evet. Ama kibir günah. Kibir. Ama hiç kimse kibirli olduğunu bile bile kibir yapmaz ki. Allah lütfedecek ki o kibri fark ettirecek kendisine evet, önce. Evet, dönüp evet. diyecek ki yahu Serdar Tuncer sen ne kadar kibirli bir adamsın. O zaman bundan tövbe, ya Rabbi beni affet, ben bu kibrimden vazgeçeyim. Buralarda hocam zahiren gözüken somut bir günah olmadığı için tabii, diğerleri bunun elle tutulur, tövbesi nasıl olacak şimdi? Evet. Bunu fark ettirecek evet, bir evet. merci, bir makam, bir şey lazım. Şimdi şu var yani burada yine şöyle diyeceğim ben şöyle diyeceğim yine kitabın bilgisine, sünnetin bilgisine ihtiyaç var. Kur'an'ın evrensel ahlaki ilkelerine ihtiyaç var. Onun ışık önderi peygamberin tebliğine, yaşam biçiminin öğrenilmesine ihtiyaç var. Ondan haberdar olmamız lazım. Ayrıca psikolojik olarak yani bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Yani biz toplumu kontrol ettiğimiz, murakabe ettiğimiz gibi toplum da bizi murakabe ediyor. Fertler de bizi murakabe ediyor. Onların algıları önemli değil mi burada? Onların algıları önemli ve saygın. Eğer bizim kişiliğimiz hakkında çok kibirli, yanına yaklaşılmaz, efendim kendini beğenen itici bir tip algısı oluşmuşsa bundan da biz bir habersek ha bu bizim şeyimizden. Bu da bir delil olur yani, diyorsunuz tabii, değil tabii, mi? Tabii, çevrede tabii, konuşulan tabii, bir şekilde elbette, kulağına gelir filan. Elbette. Bu da önemli. Mesela Aykut abi için söylerler ben biliyorum. Çok güzel şarkı bu, söylüyor bu, diyorlar. Ama bu güzel şarkı ama bu şarkıyı yürekten şarkıyı söyleyen bu dil ve gönül
kibirli olamaz. Kibirli ya. Olamaz. Ya olamaz olamaz. Olamaz. Şiiri okuyan da olamaz gibi hocam. Yani hani değil mi? Hani... Sen daha iyi bilirsin ama şiir bambaşka. Evet. Şiir bambaşka. Orada olur hep mu olur. İlla şiir, illa şiir. Evet. Efendim şiir ruhun gıdası, fikrin gıdası. Evet. Eyvallah. Kulluğun da çok önemli, güzel bir şey, unsuru. Muhteşem bir şey. Evet, şimdi kıymetli hocam gelmişler, teşrif etmişler. Fatih Camii Müezzin Kayyumu Numan Duygu hocam. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş sağ olun hocam. Nasılsınız, afiyette misiniz efendim? Teşekkür ederim, elhamdülillah, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah iyilik vermesin, şükür Mevla'ya. Mevla daim eylesin. Topkapı Sarayı'nda hemen Mukaddes Emanetler Dairesi'nin önünde. Şimdi mekanın güzelinde, zamanın da güzelinde, okunacakların da en güzelini sizden dinleyeceğiz inşallah. İnşallah. Cenab-ı Hakk'ın kelamına kulak veriyoruz. Buyurunuz hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ومن صلح من آبائهم
وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Tamam, Allah razı olsun kıymetli hocam. Sen de Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Rabbim kabul buyursun inşallah. Cenab-ı Hakk'ın kelamıyla gönüllerimiz serfiraz oldu. E de ben ne kadar güzel okudun denmezmiş de sesiniz ne kadar güzel yakıştı mübarek Kur'an'a diye ifade edilmiş. Yakıştı elhamdülillah. Şimdi Profesör Doktor Sadık Kılıç hocamla birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'le başlattık sohbeti. Bilenler biliyor. Aykut Kuşkaya ağabeyim de dinliyor. Arada bir böyle fırsat büyük olursa keyifli, bir ilahi söylüyor. Onurla. Muhabbet ediyoruz iftariye kameriyesinde. İstanbul iftarına da takriben 11 dakika kadar falan bir vaktimiz kaldı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i dinledik. Hocama şunu soracağım. Hocam mesela duyuyoruz. Asr-ı Saadet'ten yaptığımız Hayat-ı Sahabe okumalarında görüyoruz. Evet. Bir ayet-i celle nazil oluyor. Gu enfusekum ve ehlikum nara. Sahabeden birisi yavaşça kalkıyor yerinden. Hastalanıp yatağa düşüyor. Ben bu ayetin hakkını nasıl vereceğim diye. Lev enzelna diye bildiğimiz aş-ı şerifi. Evet. Hazreti Ömer okumaya kalkıyor. Yere düşüyor. Kendine gelemiyor. Bu nasıl dağların kabul etmediği emaneti ben kabul ettim ve ikiye yarım. Evet. Şimdi sahabe efendilerimiz Kur'an-ı Kerim'i duyduklarında bir... Başka mı okuyorlardı, başka mı anlıyorlardı, başka mı hakkını veriyorlardı? Ne farklı bugünün insanıyla o günün ashabının Kur'an algısında fark eden şey ne? Ya o kadar önemli, güzel bir konu ki bu esasında. Yani şimdi Peygamber Efendimiz'in açıklamalarından mülhem olarak bizim tefsir alimlerimizin bir tespiti var. Deniliyor ki Kur'an-ı Kerim'i dinlemenin 4 mertebesi vardır. 4 mertebesi. Efendim, 1 hafızdan, bir kari kimseden dinliyormuş gibi dinleyeceksin. Bu edna mertebesi. 2 efendim, sahabiden Kur'an-ı Kerim'i dinliyormuş gibi dinleyeceksin. Bu âlâ veya âli mertebesi. Bunun üzerinde Kur'an'ı Hazreti Peygamber'den dinliyormuş gibi dinleyeceksin. Ve yakıcı mertebe Kur'an'ı bizatihi Cenab-ı Hakk'ın makamından dinliyormuş gibi dinleyeceksin. Veya Cebrail'den dinliyormuş gibi dinleyeceksin. Şimdi bu bir algı, bu bir idrak, bu manevi ruhi, zihni bir yoğunlaşma ve hassasiyet, duyarlılık meselesi. Yani biz ilahi kelamın kaynağı, muhtevası ve mesajını göz önüne getirerek, göz önünde bulundurarak, onun taşımış olduğu manevi ağırlığın bilincinde olarak dinlersek, bu manevi kelam karşısında varlığımızın yağ gibi erimesi lazım. Yani burada hani kalpte de ürperirdi diyor tabi, hocam. Tabi, İmanları tabi, artar. Tabi. Ve izâ tuliyet aleyhim âyetullâhi vecilet kulûbuhum. Evet. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman kalpleri titrer. Takşairu minhu culûduhum. Yine tüyleri ürperir. Ama burada özellikle dinleyen kulak, algılayan kalp, idrak eden zihin çok önemli. Bu kimin kelamı? Bu kimin kelamı? Yani Kur'an-ı Kerim öylesine müthiş, öylesine manevi bir ağırlıkla, manevi bir kıymet ve değerle yüklü ki bunun farkında olan insan hemencecik orada yığılıp kalıyor. Tefsir tarihinde buna benzer örnekler var. Nasıl hocam mesela? Hemen bir, aklınıza bir hatırıma gelen, buyurun. Özellikle Zamanşeri tefsirinde de anlatılıyor. Bir gün Bedevi'nin bir tanesi, duru gönüllü, duru kalpli,
kentin efendim o yaşantısıyla kirlenmemiş olan o berrak zihniyle kente inen bir bedevi bir gün bir yerden şu ayeti kerimenin okunduğunu duyuyor. Fevar estaizu billah. Fevar rabbis semai vel ard innehu lehakkun kema ennekum tantikun. Göklerin ve yerin Rabbine yemin ederim ki o Kur'an, ey insanlar, sizin konuşmanız nasıl apaçık gerçek ise, herkesin duyduğu bir bedahet derecesinde gerçek ise, bundan daha üstün bir hakikattir, hakkın kendisidir manasına gelen ayet-i kerimeyi duyuyor, duyduğu zaman ve diyor ki, bunu duyar duymaz, kim Cenab-ı Hakk'ı böylesine gazaba getirdi, öfkeye getirdi de onu böylesi bir yemin etmeye zorladı. Böylesi bir yemine Cenab-ı Hakk'ı adeta yani yönlendirdi diyor ve orada ruhunu teslim ediyor. Bu birinci örnek. Bir başka örnek daha çok nasıl önemli. Nasıl hocam? Muazzam bir imandır evet, böyle. Evet, müthiş ya. Bir şey. Nasıl bir iman? Müthiş. Allah adına celallenme Aykut burada, abi. Ya Rabbi evet, seni evet, kim evet, celallendirdi? Evet, kim celallendirdi? Zihin adamdaki yani evet, onu anlıyor. Ama algı burada. Algı çok önemli. Ve ona göre tepkisini evet, veriyor. Evet, idrak ve algı çok önemli. Müthiş. İkinci örnek dediniz İkinci hocam. Örnek de şu. Yine Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime Estağfirullah. Elem ye'ni lillezine amenu en tahşa'a kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele minel hak. Müminler özellikle Mekke döneminden Medine dönemine geçince Medine döneminde rahat ediyorlar biliyorsunuz. Biraz rahatlıyorlar. Sosyal şartlar daha müsait hale geliyor. Biraz İslami yaşantılarında hafiften bir tavsama oluyor. Böyle bir gevşeklik meydana geliyor. İşte bu ortamda bu ayeti kerime okunuyor. Müminlerin efendim kalplerinin Allah'ın zikri karşısında huşuak duymaları, huşuak kapılmaları, huşu duygusuyla dopdolu olmalarının zamanı hala gelmedi mi manasında. Bu ayet-i kerime Abdullah İbni Mesud diyor ki biz diyor İslam'ın ilk dönemlerinde çok daha farklıydık. Kalbimiz çok daha neşeliydi. İman neşemiz çok yüksekti. Bu ayet indiği zaman ürperirdi tüylerimiz. Aradan zaman geçti. Ayetin devamında da var. Zaman ilerledi. Rahatlığa kavuştuk. Kalbimizdeki huşu yetisini istidadını, iştiyak duygusunu, manevi iştiyak duygusunu yitirdik diyor. İşte bu ayeti yine bir tanesi duyuyor. Okunduğu zaman kıraat edilişini duyuyor. Diyor ki, kat ene ya Rabbi. Evet, kalplerin bu ayet karşısında, Allah'ın zikri karşısında yeniden huşua gelme vakti gelmiştir. Ey Rabbim diyor, birkaç mısra mırıldanıyor ve sonra vefat ediyor. O mısra çok ilginçtir. Ailusu tefsirinde geçer. Onun Arapça, Eme ene lil hicrane en yetasarrame ve lil husni husnil bani en yetebesseme ve lil aşıkı sabbillezi zâbe vanhane eme ene en yubka aleyhi ve yurhama diye dört beyitlik Arapça bir mısra. Ne diyor hocam yani? Hicranın, ayrılığın sona erme zamanı gelmedi mi? Sonunu söyleyeyim ben. Bu aşk yolunda, bu ilahi hakikati idrak yolunda ağlama. Erimiş olan aşıka ağlama, ona gözyaşı dökme ve merhamet etme zamanı gelmedi mi? Geldi manasında bu dört mısrağı söylüyor irticalen o anda ve ruhunu teslim kat ediyor. Kat'ane de hani şimdi zamanı diyor. Evet, yani. Evet. Kat'ane, evet. Zamanı geldi diyor. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in o muhteşem elfazını, ondaki tenasübü, ondaki güzelliği, ondaki bu dizilişi, ilahi terkibi kuşkusuz okumak harikulade, burada müezzin o hocamız okudu, güzel okudu. Bunu hissettirmek çok önemli ama dinleyen insanların da bu kelamın, bu sözün
yüceliğinin farkına varması lazım. Ona odaklanması lazım. Hocam, bu ona işte yönelmesi lazım. Çok özür dilerim. Yavaş yavaş iftar geliyor. Hani Hasan-ı Basri Hazretlerinden rivayetle söylenir ya, Tebe-i Tabi'in döneminin insanları sorduğu vakit sahabe nasıldı diye kendisine. Evet. Onları görseydiniz siz deli diyecektiniz. Onlar sizi görseydi Müslüman değil diyeceklerdi. Bunu kime söylüyor hocam? Sahabeden 100 sene sonra gelen nesle söylüyor. Ama bakınız biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki, peygamberimizin o meşhur hadisini biliyorsunuz. Buyurun. Ne yine peygamberimiz ashabına ne demiş? Siz öyle bir çağda bulunuyorsunuz ki emrolunduklarınızın çok cüz'i bir kısmını terk etseniz helak olursunuz. Ama sizden sonra öyle bir topluluk gelecek ki emredildiklerinin cüz'i bir kısmını içtenlikle, samimiyetle, teslimiyetle yapar iseler onlar da kurtulacaklar. Bu efendim zamanın koşullarıyla da mütenasip değerlendirilecek bir husus. Yani da, günümüzün evet, insanını hem bir sahabeyle müjde, hem bir teselli oldu iftar vakti. Ne güzel oldu hocam. Yani hadi iftar neşemize neşe olsun. Aziz İstanbul, canım İstanbul. Nur topu gibi bir orucun daha iftarına doğru gelmek üzereyiz. Hala 20 saniyesi var orucumuzun. Yavaş yavaş iftar vakti oraya doğru ilerliyor. İşte Ramazan-ı Şerif biraz da ayetler okunduğu vakit kalplerimiz ürpersin diye. Şu çağın insanını azıcık sahabe gönlü kıvamına çıkarmak için. İşte bunun için geliyor. Şu vakitlerin hatırına Cenab-ı Hak'tan niyazımız Ramazan'ın ihya ettiklerinden bu cümleden oluvermektir. Az bir zaman sonra ezan okunacak. Beraberce hazırlık yapalım. Buyurunuz. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفناء Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Yüce Rabbim. Senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Şükürler olsun verdiğin nimetlere. Yetimleri, öksüzleri,
garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma ya Rabbi. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli kazanç, hayırlı, sağlıklı ömürler ihsan eyle Allah'ım. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden koru. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle nurlandır. Dünyanın her neresinde olursa olsun ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara, biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını üzerlerinden esirgeme. Akıbetimizi hayır eyle. Sağlık ve afiyetimizi daim eyle. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik ihsan eyle. Bizleri salih kullarından eyle. Senin her şeye gücün yeter Allah'ım. Amin. Efendim Allah kabul etsin. Topkapı Sarayı'nda iftariye kameriyesinde Cenab-ı Hak daha nice iftarlara kavuştursun inşallah. Şu bir gölgesi hükmündeki sevinci yaşattı ya bize, bunun aslını, hakikisini de inşallah yaşatsın. O iki İnşallah. Sevincin ikincisini de şu vakitteki sevincimizin hatırına bize yaşatsın. Bunu veren onu da verir değil mi hocam? İnşallah. Bunu lütfetmiş, tabii, onu da edecek inşallah. Tabii. Gölgesini, umudumuz var. Tabii, sayesini, ki gölge manasına geliyor. Bu görüneni, zahir olan, efendim geçici olan, böylesi nimetlere veren Cenab-ı Hak, bunların hakikatini de, gerçeğini de lütfedecektir, ihsan buyuracaktır. Ki dünya nimetleri ne kadar çok göz alıcı olsa bile hep böyle bir takım sıkıntılarla nedir? İç içedir. Ama inşallah hakiki varoluş diyeceğimiz ahiret aleminde bunların bizatihi kendisini, salt nimet olanını, mutlak nimet olanını, üzümün harikuladesini, efendim suyun harikuladesini, tamam, balın harikuladesini bahsedecektir. Patlatın bizim üzümü o zaman. Biz hakikisini artık istiyoruz. Artık gidebilir yani. Bizim bir üzüm sapağımız var burada da. Onun hocam siz öyle lütfu, deyince, rahmeti, evet olsun. Biz aslını istiyoruz. Tabii tabii dünyada inşallah. Dünyada herkese Cenab-ı Hak lütfetsin. Fakirlere, yoksullara, Cenab-ı Hak biz Müslümanlar eliyle, varlıklı kardeşlerimiz, Müslüman zengin kardeşlerimiz eliyle, yoksul kimselere de bu nimetleri nasip etsin. Çünkü bu dünyanın şartları bu. Bu dünyada bu nimetler olmadan hayatı idame ettirmek bir yerden değil. Başlaması tabii, lazım. Tabii, zengin kardeşlerim de bu kesinlikle. İşe şey yapsalar olur mu hocam? Beş yıldızlı otellerde iftar vermekten vazgeçerek başlasalar, zannediyorum ki aradaki tasarruf edilen miktardan bazı ya fakirler işte doymaya başlar. O, bir yerden başlamak bu lazım. Bu söylemi hayata, gerçeğe dönüştüremediğimiz sürece, bir gerçeklik kazandıramadığımız sürece bir anlamı kalmıyor. Olacak inşallah. Tabii, iyi ama olması ümit lazım. Ümit varız. Tabii olacak. Elbette. Yavaş, bekliyoruz. Yavaş sona doğru tabii, geliyoruz. Tabii. Aykut abi burada da sana şunu sorayım. Hani dedi ya hocam ezandan önce, müminler Kur'an okunduğu vakit kalpleri ürperir, titrer. Bu sevinci de kalbinde yaşıyor insanlar iftar vaktinde. Kalbimiz bayram çocukları gibi oluveriyor. Böyle harçlık bekliyor birilerinden sanki bir anda. Nasıl hisseder Aykut Kuşkaya iftar vakti? Tam özel da, bir duası var mıdır? Tam da gibi hisseder. Yani çocuk gibi hisseder. Çocukluğumdan beri o şeyi, iftar duasını çok severim ben. Yani sana inandım, sana sığındım. Özellikle buraları. O zaman bu kadar yani ne kadar biliyorsak, Arapça da bilmiyordum. Kur'an okumasını da bilmiyordum ama o oruç şeyiyle, neşvesiyle iftar vakti geldiği zaman orada bir ses çıkıp da böyle Davudi sana inandım, sana sığındım dediği zaman ondan hep etkilenirdim. Hala daha çok etkileniyordum. Evet, Allah evet, hep de etkilenmeyi evet, nasip eylesin. Ve dediğiniz gibi inşallah, tıpkı yani iftar sofraları kuralım, israf sofraları kurmayalım inşallah. İnşallah. Bu çok teşekkür ediyoruz. Efendim teşekkür bu iftarın sevincini de Profesör Doktor Sadık Kılıç Hocam ve Aykut Kuşkaya'yla
çoğaltma derdinde olduk. Paylaşma derdinde olduk. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Olun, zahmet buyurdunuz. Estağfurullah. Aykut abicim çok teşekkür ediyorum. Canım kardeşim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sadık hocamın da Sıdk ile dediği gibi yere yakın duralım. Yani işte Ramazan'da belki sonrasına evet, her zaman yansın. Her zaman. Yere bugünün yaşandım. Nasihati İnşallah. O oldu. Evet. Efendim yarın Allah nasip ederse saatler 19'u vurduğunda Topkapı Sarayı'nda İstanbul iftarına kadar o aradaki bütün iftarların sevincini paylaşalım diye, çoğaltalım diye biz sizi burada kıymetli konuklarımızla bekliyor olacağız. Bakın yarın kimler var? Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocam, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız bizimle birlikte. İsmail Hakkı Ürün, sevgili İsmail Hakkı, televizyon dizilerinden tanıdığınız o Sakarya Fırat'ın yakışıklı uşağı bizimle olacak. Ve Bosna'dan bir kardeşim Zeyd Şoto ilahileriyle, o da neşemizi yine artırmak için bizlerle birlikte olacak. O vakte değin, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hadi her gün yaptığımız gibi yapalım ve öyle bitirelim. Güzel bir program oldu diyorsanız şayet, bu güzelliğin belki görünen yüzü biziz ama bir Murat var. Bizim ses sisteminin böyle başında duran, A'dan Z'ye uğraşan, koşturan. Murat bu kadar çok koştuğu için bu program bu kadar güzel oluyor. Murat'ın şahsında bütün ekibe teşekkür ederek Allah'a ısmarladık diyoruz. Allah'a emanet olunuz.